daha doğmadan yaşayacağın hayatı görebilseydin eğer, yine de dünyaya gelmek ister miydin? Kim ne derse desin, ben isterdim. Çünkü o soruyu doğduktan sonra kimse sormadı bana. Yaşamak istediğin hayat bu mu, Çiçek? Çemenli yumurta. En sevdiğin. Kalbinizin bu paradan başka bir şey için çarptığını zannetmiyorum. Küstahsınız. He? Küstah mı? He? Yanında şoför olarak çalıştığınız kadının bütün saygı kaydeler üstünde. Ben nasıl bir hayat istediğimi, daha doğrusu hayatımı kiminle geçirmek istediğimi 18. yaşıma girdiğim gün buldum. Annem her doğum gününde gençliğinde kullandığı bir şeyi hediye ederdi bana. 18 yaşıma geldim artık. Ne değişir herhalde adet dedim. Sürpriz. Ay. İyi ki doğdun Çiçek. Ay Murat'ım. Kızım benim. Çiçeğim. Vay vay Murat'ım ya. Sen de çok fiyakalı olmuşsun. Senin için çiçeğim. Gülüm benim. Ah gel gel. Şunun güzelliğine bak. Beğendin mi hediyeni? O kadar severek takardım ki ben bu tokayı. Bütün el işlemesidir bak buraları buraları. Bir Allah'ın kulunda yoktur bunun aynısında. Bunun aslında bir eşi daha vardı da. Bilemedim artık onu nereye koyduysam bulamadım. O çıkar nasıl olsa bir yerden. Al bakalım. Teşekkür ederim. Canım. Sen evlenirsin de artık. Yok be, ne evlenmesi o. Doktor olacak benim kızım. Bevliye düşünüyorum. Hadi tut bakalım dileğini. Çiçek, şuraya insan gibi yayılsana ya. Düşeceğim bir gün tepe taklak. Aman fena mı işte, bir hareket olur hayatımızda. Yer çekimi diyoruz biz ona. Ben şimdi şu asfalta yapışsam mesela. Bizim Recep abi her sabahki gibi 9'da açamaz mesela dükkanı. Servis çocukları her gün aynı saatte alamaz. Bizim Fenci'nin kızı köşeyi döner dönmez başörtüsünü saklayamaz mesela. Ve tabii ki... Hasan Sorduğ'un kızı Hatice Sorduğ bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına uçanırken Merkez Camii'ye uğratılacaktır. Hakikaten mi? Bir gün daha aynı şeyler olmasın be. Bok var taşınmışsınız Ankara'dan bebek. Ne yapacağız biz burada? Öleceğiz mi sıkıntıdan? Onu kim demiş? İşte, baksana bana bir. Saçın falan düzgün mü benim? Kudret müfede tecavüz kendi. Git git. Ellesin seni Kudret. Kır umuru ama yapmaz öyle şeyler.
hümanist ya. Günaydın. Merhaba. Ben o yoldan. Hadi boş ver bu sözleri. Kudret. Dilim yandı benim aşktan. Hadi. Bir sigara alabilir miyim? Hangisiydi senin sigaran? Buldum hemen ben. Merhaba dediğini duydum aslında. Niye bakmadın? Adımı söyle diye bakmadım. Şey. Hı. Akşam trafoya gideceğiz. Sen de gelsene, içeriz orada. Yok, çıkamam. Akşam benim doğum günüm. Annemler alınır. Oo, doğum günü çocuğu. Dur bakayım. Benden. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Sen şimdi 18 oldun değil mi? Hı. Ha. Evlensen evlenirsin yani. Allah Allah. Herkes niye evlendirmeye taktı beni ya? Daha hayatım başlamadı bile benim. Ya da başladı bir yerlerde. Ama yani ben kaçırıyorum gibi sanki. Yani bazen öyle geliyor. Anlıyor musun? Anlıyorum. Aynen. Anlıyorum. Çünkü ben de kendim aynen aynısını yapıyorum hayatımda. Ama ben felsefe gibi yapıyorum. Senin gibi yapmam. Ben böyle ben darlandığımda ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorsun değil mi? Yaklaş. Yaklaş, gel, gel. Yaklaş biraz daha ya. Allah Allah. Korkma, ısırmayız kızım. Ben daraldığım zaman trafoya gidiyorum. Benim çabam lazım. Bir dahakine artık. Sağ ol dediği için. Ne demek, eyvallah. Gelmeyecek herhalde. Tüyelim hadi. E hadi o zaman. Tüyelim. Şey diyeceğim. Hoşuma geldi. Ne yaptık Kudret? Ha? Şey diyeceğim. Tamam. Arkadaşlar oturun lütfen yerinize. Hadi kime diyorum? Ezgi sallanma. Hadi sessiz lütfen. Ahmet lütfen. Mert hadi. Tek tek mi oturtacağım? Oturun. Evet. Dinleyin şimdi beni bir. Ne oldu hocam? Sonunda evleniyor musunuz yoksa? Benim aklım fikrim senin gibi kocada değil Ceylan'cığım. Tamam. Peki hocam. Arkadaşlar maalesef İlyas hocanız bir kaza geçirdi. Kalçasını kırmış. Onun yerine bir süre derslerimize yeni bir hocanız girecek. Kendisi İstanbul'dan geldi. Çok çok başarılı bir hoca. Öyle İlyas hocanızı karıştırmayın derim yani. Benden söylemesi. Şimdi içeri alıyorum. Saygılı davranın, tamam? Tamam mı Ceylan'cığım? Tabii ki hocam. Sağ ol. Evet. Ah, buyurun hocam, buyurun lütfen. Hocam ayakta kalmayın isterseniz, buyurun. Pardon. Pardon. İyi dersler. Sağ olun. Bir şeye ihtiyacınız olursa odamdayım ben. Teşekkür ederim. İyi dersler. İyi.
Merhaba arkadaşlar. Benim adım Doğan Akın. Sizin adınız neydi? Sizin. Çiçek. Soyadınız? İnce. Tamam şimdi nerede kalmıştınız? Birinciyle akımları kesmiştik hocam. Yani garipçiler. Garipçiler Türk şiirindeki kalıpları tamamen kaldırmaya adamışlardı kendileri. Ama hepsini birden. Vezin, kafiye. Bunlar üç arkadaşlar, üç şair arkadaş. Birleşiyorlar ve bir kitap çıkarıyorlar 1941'de. Adı Garip. Zaten isimleri buradan geliyor, garipçiler. Bu üç şair arkadaşı hatırlayan var mı aranızda? Buyurun. Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat. Bravo. Teşekkür ederim. Bu üç şairin bir iddiası var. O da şu. Yani sıradan hayatların da şiiri yazılabilir. Hem de yani böyle konuştuğumuz gibi. Böyle basit, sade bir dille. Hocam, ya ben çok aynı fikirde değilim ya. Bence bir şeyler hissedeceksek biraz şairane olmak gerek. Değil mi? Beni bu güzel havalar mahvetti. Hissettin mi? İyi. Ne mutlu Orhan Veli'ye. Siz de şair misiniz hocam? Bak şöyle derler. Şair olmak için cehenneme gidip sonra geri gelmek lazımmış. Gittiniz mi? Gittim. Gittim de. Neyse şimdi kitaplarımızı açalım. Birinci yeni. Değişik adam. Tuhaf. Enteresan. Size Orhan Veli'nin kendi ağzından nasıl anlattığını diyeceğim. Evet, şöyle işte. Allah'ım bir şey olsun artık hayatımda. Birini yolla bana. Bir mucize olsun. Şu sıradan hayatım birazcık. Azıcık ya şu kadarcık değilsin lütfen. Aşık olacağınız kişiyi bulun, sonra bırakın sizi öldürsün demişti uysuz bir bilge. Doğum günümdü, puslu bir kış günü, her yanımız yağmur. Bıraktım edebiyat öğretmenim beni öldürsün. Çocuklar aradan sonra derse devam edeceğiz, tamam? Hocam. Siz yenisiniz tabii, daha bilmiyorsunuz. Ama biz müfredata göre çok gitmiyoruz. Tabii isterseniz ben size yardımcı olabilirim. Adı ne senin? Ceylan. Ceylan. Gelsene buraya. Tabii. Elini açar mısın? Bütün müfredatı buna yaz. Akşam çıkarken masamda olsun, tamam mı? Teşekkürler. Görüşürüz. Ceylan. Az açmışsın. Ondan olmadı. Götünü de aç, kesin bakar bence. Öyle mi diyorsun? Aslında haklısın da. Şimdi senin izin yanından geçeceğim. Garibim, kadın görür biraz. Allah Allah ya. Bunlar hep aşiftelik ama. Olan var, olmayan var. Ne yapacaksın? Tamam, hadi. Nata kafa, nato meme. Nata baba, nato meme. Evet canım, kendisi 40 yaşında, bekar. Öyle müfredat falan sallamazmış. Kafasına göre anlatırmış. Adamım ya. Ne oluyor ya? Yeni hoca kızım, çözdük adamı. Yuh, ne ara öğrendiniz bu kadar bilgiyi? Uzmanlık alanım. Farkındaysan tur bindirdim arkadaşa. Bu kadar emin olma canım ya. Yeni yok senin önünde. Yok artık.
Doğan Hoca'nın telefonu. Evet, işte müdürün odasına gittim. Onu oyaladım. Dosyasından baktım falan. Ne oldu canım? Suratın bir şişti böyle. Tövbe estağfurullah. Bir haller geldi sana. Ne oldu? Neye yarayacak sanki o? Şaka yapıyorsunuz herhalde. İşleteceğiz tabii. Kızım süper fikir. Ay bir daha aşık oluyormuş bana şimdi bu. Ay yok artık daha neler. Aa, sana ne oluyor be? Var mısın yok musun onu söyle. Ay ne bileyim yani adam daha yeni geldi be yazık. Tamam işte kızım daha iyi kapalı kutu. Hep bir gizem, hep bir atraksiyon. Evet. Geldi. Bir su olabilir miyim? Vücudumdaki her hücre yapma çiçek diyordu. Sana göre değil bu adam. Canın yanacak. Uzak dur ondan. Var. Aşık olmak günah işlemeye benziyor biraz. Sonunda cehennem ateşi var deseler bile kendimizi durdurmuyoruz. Aklım onda kaldı, baktı bana, gözümü aldı. Kim bilir? Belki de zaten o ateşin kendisini seviyoruz. Aç aç. Ay anne derse nereye olacak? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen gözüne kalem mi çektin? Ne yaptın? Ya hayır. Çiçek. Zararsız bir tuzaktı bizimki. Sadece bir oyun oynuyorduk. O yüzden fark etmedim. Bir tuzak varsa ortada, o tuzağa düşen Doğan değildi. Arkadaşlar yavaş biraz. Bendim. Hayırlı olsun. Ne yapıyorsun öyle bilgisayara yapışmış çiçek? Ya sen ne yapıyorsun anne ya? Kapıyı çalsana Allah Allah. Giysilerini getirdim yarın için. Ne güzel hazırladım, ellerimle seçtim, ütüledim. Mis gibi. Hadi sofra hazır. Yok yemeyeceğim ben. Aa ama bu hafta kaçıncı böyle çiçek? Gel otur şu sofraya da midene doğru düzgün iki lokma bir şey girsin. Yeni yeni adet çıkarma ya. Ya ders çalışacağım Allah Allah. Ekü bir şey mi oldu? Yok bir şey.
Ülkü. Ülkü. Bu çiçekte bir haller var. Nasıl haller? Ya görmüyor musun? Kaç gündür yemeğe oturmuyor bizimle. Gel diyorum kızım diyorum. Film seyredelim beraber. Seyretmiyor. Derse giderken bir süslenmeler. Bir acayip oldu iyice. Aman be Ülkü. Genç kız bu. Bir çocuğu beğenmiştir en fazla. Ha, ne var bunda değil mi? Ben de niye kafaya taktıysam? Hatta sevineyim, göbek mi atayım, ne yapayım? Ya ben şimdi öyle bir şey mi dedim? Yani şey diye söyledim yani. Üzülme boş yere. Ay nereden biliyorsun boş yere olduğunu? Sen nereden biliyorsun? Yani bu zamana kadar her şey senin istediğin gibi... İstediğin deyip durma şuna. İstediğimiz Murat. Hiçbir şey ben kendi başıma yapmadım. Sen de ortak oldun, hatırlatırım. Hiçbir zaman unutturmadın ki. Yani bugüne kadar ne istediysek oldu. Yani kız sen nasıl istersen öyle yaşıyor. Hepimiz öyle yapıyoruz ya. Ne dedin? Yok bir şey. Ha şikayet mi ediyorsun? Ha memnun değilsen gidersin Murat. Kapı orada. İstemiyorsan git. Ben mutsuzum diyorsan git. Kapı orada. Arkadaşlar, maalesef süre doldu. Çiçek, kağıtları toplar mısın? Tabii. Verin bakalım. Hop, bitti. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ha, geçen şiiri sormuştu ya bana. Ya evet hocam, kaç kez istedik bir şiir okumadınız bize. Bak bakalım. Belki burada seveceğim bir şey vardır. Teşekkür ederim. Sen onlar gibi değilsin. Hocam ben bir tuvalete gidebilir miyim? Hı? Teşekkürler. Çiçeğim yesene mi evine? Ya ben neyi alın? Bir dakika. Onları da alalımız ya. Keyi alın. Bugün yapabilir mi? Havamda yapılır. Çok güzel ama. Canım istemiyor. Ben de. Yatacağım ben. Haydi geceler. Al işte. Kesin var bir şey. Ben sana dedim. Aşık olmuş işte. Nereden biliyorsun? Ülkü. Hatırlıyorum yani. Aşk nasıl bir şey ben unutmadım. Hı? Aman. Ülkü. Ya çekil git şuradan. Ya bırak. Allah Allah. Aşık olacak yaşa gelmedi. O küçük o.
Arkadaşlar, şimdi toplumcu gerçek iş yerin Türkiye'deki en önemli yapı taşı Nazım Hikmet. Herhalde aranızda Nazım tanımayan yoktur. Yani en azından bir şiirini duymuşsunuzdur bir yerde. Yani şiirlerinden besteler yok. Hocam, siz okumuyorsunuz madem. Ben bir şiir okuyabilir miyim? Yani ders örnek olarak. Peki. Seni düşünmek güzel şey. Seni düşünmek ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Seni düşünmek güzel şey. Seni düşünmek ümitli şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Vay be. Taşaklı şairmiş. Vay arkadaş. Karının aklına Osman bile taşaklarına gitsin. Teşekkürler Çiçek. Oturabiliriz. Evet. Nazım ömrünün büyük kısmını hapiste ve sürgünde geçirdi. Yani toplum da gerçek yan yana gelince... Sakın bir şey söyleme. Bu memlekette biraz tamam, bedeli çekelim. Oldu. Şiirlerin hep sevgiden bahsetti. Sevgilisinden. Kızım susana ya. Ne kaldı dönemedik? Nasıl dikkatini çekeceğiz biz bu adamı? Ben oynamayacağım artık sizle, vazgeçtim. Sizle derken? Ben attım sanki bu mesajları. Tamam işte, oynadık bitti, uzatmayın ya. Boşuna mı feda ettim ben gizli attığımı? Gerçi ben sana gösterirdim nasıl bitiyormuş ama... Evet, adam iktidarsız çıktı. Hayda, gerizekalı. Adam sana yüzü vermedi diye iktidarsız mı oluyor? Hakikaten ha. Allah senin beyninden alıp memene mi koydu acaba? Sana ne oluyor ya? İkiniz de bete bağladınız zaten sabahtan beri. Sevi? Sana ne oldu ya? Yok, bir şeyim ben. Ayrıldık Dezih'le. Yüzüne bakmam bir daha. Konsantre salak. Ama bir şey olmaz, barışırsınız. İki gün ya. İki gün. Barışmayacağım. Çok şükür, bin şükür senin bana verene. Güzel müzik ama be. Severim ben. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Anlatın az kekolar! Ay, ay. Selin! Selin! Neyse. Kalk hadi. Hadi in aşağı in. Selin! İki gün sürmedi bak. Dedim ben sana. Baş aşkın yüzüne. Ya Selin, baksana aşağıya! Hadi kızım ya. Aman. Gider o ya, gider. Selin, yat yat. Bu an kadar bağırırım, yemin ederim bağırırım ha. Selin, Selin, Selin! Hiç mi merak etmiyorsun ya? Selin! Aa! Hadi ben merak ettim be Sevil, hadi ya. Hatta ben de ne heyecanlı. Sevil! Aşağıya baksana Sevil! Sevil aşağı ya, Sevil! Aşağı bak Sevil! Dur burası! Sevil, seni çok seviyorum! Sevil aşağıya bak, aşağıya! Gelmeyeceğim ya, gitsene! Sevil bak, sen gelene kadar hiçbir yere gitmem. Ya Naz yapma, gel şuraya. Tamam sen bakma, ben de bağırıyorum. Sevil! Hadi annem. Ya! Ya aman be, bırakın! Gel gel! Ya of! Sevil! Seçen Sevil! Sevil! Ne? Ne dağlar, denizlerin geldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibi. Ömürlük yarime, gönül eşime. Yattı lan! Kızım Naz yapma, in aşağı hadi. Seviyorum ulan seni! Hadi gel! Melekler nurlar. Geliyor. Kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana
ateşleri. Ya ne yaptın sen öyle? Yakayım mı lan her tarafı? Çok tatlısın. Üflüyorum lan sana. Tatlısın lan. Oh. Ne haber kız? Çılgın. Özel ders istiyorum. Anladım. Dershanede bütün hocalar veriyor. Ben de sizden istiyorum. Hocam değil misiniz? Parası neyse veririm. Sen tıp yazacaksın da biliyorum. Doğru mu? Sen sayısalcı değil misin? Edebiyat dersine alaka. Sevil evleniyor. Kim? Ha, arkadaşın. Anladım. Çok genç değil mi ya? Aşkın yaşı olur mu sizce? Ne yapmak istiyorsun? İşte aşkla ilgili bir şeyler. Sevil benim en yakın arkadaşım. Onlara bir şey yazıp düğünlerinde okumak istiyorum. Nasıl yazacağım bilmiyorum ama. Öğretin bana. Çiçek, evine git. İyi geceler. Ne yaptın sen? Annemleri kestim. Domates suyu, gerizekalı gel. Korktum salak. Hayırdır gece gece? Sen şimdi gerçekten evleniyor musun ya? Evet. Ne zaman? Bir dahaki ay. Nasıl bir dahaki ay? Bayağı işte hafta sonu istemeye geliyorlar. Bir dahaki ayda nikah var. Allah Allah. Sen niye o kadar erken evleniyorsun bakayım? Ha? Ne oluyor? Ne gidi seni? Ya yok artık ya. Kızım vermedim, versem söylerim herhalde. Bilemem artık. Aşkımızdan evleniyoruz kızım biz. İyi hadi öyle olsun. Çiçek. Hı. İnşallah sen de bir gün böyle aşık olursun. Çok güzel bir şey lan.
Vallahi. İnsan uyuduğu yere değil, yanında uyumak istediği kişiye aittir. Uyudun mu? Oturabilir miyim? Tabii. Haklısın. Anlamadım. Yazdığın şey doğru. Ha. Beğendiniz mi? Güzel ama eksik. Tamam. Öğretin işte. Ben de onu istiyorum zaten bir tek. Evlenecek olan bir arkadaşın için yazacaktın değil mi? Evet. Aşkla ilgili. Sen daha önce birini sevdin mi hiç öyle? Hani evlenme isteyecek kadar. Sarılıp uyudun mu biriyle? Hı? Öpüşmedin bile değil mi? Çiçek, bunları yaşamadan anlatmak çok zor. Çok. Neden? Çünkü çok gencim, değil mi? Çünkü çok gençsin. Müşteri gelmese bari. Senden başka kimse yok bana tütün sarmasını öğretecek. Bir sen varsın o kadar bilgili. Ha. Tamam o zaman. Madem öyle gösterelim, öğretelim. Tütünüm burada. Tütün çantası. Deri. İşte kağıdımız burada. Bu kağıt önemli. Arap kağıdı kullanıyorum ben. Bunun yapışkanı yok, daha doğal. Yani kimyasal bir şey yok içinde. Sonra tütünümüze geçiyoruz. Ben Adıyaman içiyorum. Sert içiyorum. Kendimle biraz sert olduğumdan şey yapıyorum. Neyse, filtreyi ister dudaklarına koyarsın, ben dudaklarıma koyuyorum. İstersen böyle kenara koyarsın. Neyse. Kutre. Bir saniye canım. Bunu şimdi böyle kıçına yerleştirdin mi, bunu buradan gireceksin böyle. Daha sağlam olsun diye. Tütünü de böyle çok sıkıştırmayacaksın ki. Tütünü de böyle bana şey... Bana bir baksana. Bu saatte dükkan mı kapatılır ayol? Kudret!
benim gitmem lazım. Gidersin, dur ya. Geç kaldım. Tamam, dur git. Elim ayağım maşallah. Zilli. Tam zilli yemin ederim. Sadece 5 dakika. Vay be. Beğendiniz mi? Yani samimi olmuş. Sayenizde. Valla ben bir şey yapmadım. Yaptın mı? Hani birini sevmeden, öpmeden öyle şeyler yazamazsın demiştiniz ya. Evet. Yaptım. Birini öptüm. Tamam. Ne tamam? Özel ders istemiştin ya. Tamam. Vereceğim. Şaka. Tek bir şey istiyorum senden. Olur mu? Yani ben demeden bir şey yapmayacaksın. Söz. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Şimdi sana bir kelime söyleyeceğim, tamam mı? Sen o kelimenin sana çağrıştırdığı 3 tane kelime bulacaksın. Ama hemen böyle düşünmeden zınk diye, anlaştık mı? Tamam, anlaştık.
Söylüyorum. İmkansız. Hmm, vazgeçmek? Güzel, yaz. Başka? Temas. Olur, güzel, yaz. Evet. Hiç düşünmeden hadi. Öğretmen. Tamam, bu üç kelimeyle bir hikaye yaz bana, tamam? Yarım saatim var, başladı. Bizim biricik, sihirli ve imkansız hikayemiz işte böyle başladı. Yirmi yaş vardı aramızda. Annemler beni öldürürdü. Kasaba Doğan'ı linç ederdi. Ve hiçbiri zerre kadar umurumda değildi. Kaç kişi gelecek bu düğüne? 200. 200 kişinin karşısında okuyacaksın bunları yani. Hı? Olmaz. Baştan. Olmaz. Ya hiç şiir okurken duymayacak mıyım sizi? Bir kerecik okusanız, o kadar istedim lütfen. Yazını bitir. Of. Peki. Var mısınız? Bir şey de ben öğreteyim size. Hayda. Lütfen. Bunu mu öğretecektin? Ne oldu? Yaşanmışlık lazımdı hani. Ya ne olacak şimdi? Bekliyoruz. Neyi? Şşt, susar mısınız lütfen? Elden gidiyor. Ne bakıyorsun öyle? Senin gibi hiçbir şey yapmadan dursam daha mı iyi? Böyle süklüm püklüm. Yine mi olmamış? Aksine. Çok güzel olmuş. Hadi be. Bitti mi yani şimdi derslerimiz? Tek bir şey kaldı aslında. Öğrendiğin her şeyi unut. Tamam mı? Yani kalbin ne diyorsa onu yap.
Olur mu? Emin misiniz? Tamam. Mesaj falan yok tabii telefonunda. Yabancı numara da yok. İz bırakmıyor tabii. Kimin kızı? Çünkü sen de amma abarttın artık ha. El alemin oğluna bırakmayacağım kaderimizi. Murat abi. Efendim, ne haber? Neredesin sen ya? Buralardayız. Alısanın sensin ne tadı kaldı ne tuzu be abi. Gelen tapıyor, giden takıyor. Kevgire çevirdiler beni. Ben şu ilerideyim. Gel bir çay içelim sen. Siz de iyi antrenman yapmışsınız demek ki o. Sen de gelmiyor ki. Ne yapacağız? Aa, Ülkü. Hı. Ne haber? İyi, ne olsun. Pazar yaptık, dönüyoruz işte. Sen Sevil'i evlendiriyormuşsun, duydum. Ya, verdik gitti hayırlısıyla. Darısı da hadi çiçeğin başına. Biraz erken değil mi Şerife? Kız daha 18 yaşında, ne o öyle? Yangından mal kaçırır gibi. Canım, çocuk da değil ya. Ben 16'mdaydım evlendiğimde. Ya senin gibi olsun. Onu istedin yani. Sen bir daha düşün bence. Sen de çiçeğe biraz sahip çık o zaman. O nasıl laf öyle? Ya söylemeyecektim ama geçen gün Kudret'le çiçeği gördüm büfede. Kudret kim? Ay, Ali abinin serseri oğlan yok mu? O işte. Hani sabahtan akşama kadar büfede böyle zıpkımlanıyor. Valla geçen gün bir şeyler almaya gittim. Bir baktım bunlar içeri girmişler birlikte. Kepenkleri de kapatmışlar bir güzel. Ne? Vallahi çok yakışıksız şeyler yapıyorlardı üzerine afiyet. Ay, öpüşüyorlardı kız. Ağızdan. Çiçeğim gelsene biraz. Gel otur şöyle gel. Geleyim. Bir şey mi oldu Murat'ım? Çiçek bak 18 yaşına girdin. Genç kız oldun artık. Tabii ki gezeceksin, eğleneceksin. Erkek arkadaşların... Bir daha görüşmeyeceksin o herifle. Hangi herifle görüşmeyeceğim ya? Bak ya. Nasıl bilmemezlikten geliyor görüyor musun? Ne işin olur senin o herifle Çiçek? Bizim vallahi kötü bir niyetimiz yoktu anne. Yoktu. Şerife görmüş sizi. Bütün kasaba duymuştur şimdiye. Tamam bak Çiçeğim bana bak sen. Beni dinle. Annem biraz heyecanlandı. Aşık mı oldun sen? Murat'ım vallahi söyleyecektim sana. Şey yapamadım yani. Bir daha görüşmeyeceksin bitti. Ya Allah Allah anne ya. Bitti dedim. Kapandı o konu. Bundan sonra dersine gidersin oradan çıkıp da orca eve gelirsin. Vallahi seni takip ederim bak Çiçek. Murat'ım. Tamam Çiçek. Annem biraz sinirlendi tamam ne olur. Ya ben anlıyorum sizi tamam. Yani ben de hakikaten böyle bir adama nasıl aşık olabilirim kafam almıyor ama... Ya ne yapayım hayatımda ilk kez aşık oldum. Siz hiç olmadınız mı anne ya? Saçma saçma konuşma. Bu iş şu dakika bitti tamam mı? Bitti. Nokta. Sen de mi öyle diyorsun baba? Oldu mu? Hı? Planın? Affedersin planımız.
Çiçek. Çiçek. Ne oldu? Neresi burası? Sevin'in ailesi çiftçi. Yazın kalırlar burada. Hem tarlaya yakın hem serin olur. Kışında bir Allah'ın kulu uğramaz. Bende de anahtarı vardı. Arada ben geliyordum. Biraz az eşya var ama. Az iyidir. Benden öğrenecek bir şey kalmadı artık. Buraya kadar mı yani? Buraya kadar. Düğüne geleceksiniz ama değil mi? Herkesle birlikte dinleyeceksiniz hikayemi. Gelmeyeceksiniz. İlyas Hoca bu hafta geliyormuş. Gidiyor musunuz yani? Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani her şey için. Sesimi bile çıkartmam. Yeter ki gitme bir yere.
Doğan. Doğan. Gündür. Aman nerede olacağım? Buradayım işte. Edebiyat değil mi dersiniz? Ne oluyor sana be? Yok bir şey Sevil. Tuhaf tuhaf davranıyorsun. Arkadaşlar hiç uğraştırmayın bugün beni. Açın kitaplarınızı test çözün. Ama edebiyat da dersimiz. Bugün edebiyat yok. Niye? Doğan Hoca nerede? Doğan Bey istifa etti. İstanbul'a döndü bu sabah. Dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı. Hepsi bu. Şu Samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor. Daha ilk döneme işte. Çocuksun sen. Sesindeki tipiye tutuldum. Çocuksun. Her ayrılıkta imlası bozulan, susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir ki? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Çiçek, bak hiç ellemedin bugün. Dersi mersi astık ama geç oldu artık, kalk. Kahvaltı hazır. Hadi kızım. Çiçek.
Neredeydin? Nerede kaldın gece? Ya rahat bırak beni. Biliyorum kudretli olmadığını. Kudret mi? Tanıyorum seni. O zibidiyle işin olmaz senin. Kudret mudret değil senin o aşık oldum dediğin. Siz bunca zamandır kudretten mi bahsediyordunuz? Sen kimleydin o zaman dün gece? Hiç kimseyle. Söyleyeceksin kim olduğunu. Ya sen ne biçim bir kız oldun ya? Ne demek evden kaçmalar bilmem ne? Suratıma bak benim. Ya yeter! Rahat bırak beni diyorum, duymuyor musun? Ya sen ne istiyorsan ben onu yapmadım mı? Bunca sene o eski püskü şeylerini giydim senin. Sen ne diyorsan onu yedim, onu içtim, onu taktım. Ya daha ne istiyorsun benden, ne? Ya okuyacağım bölümü bile senin için seçmedim mi ben? Sesini yükseltme bana, benim için seçmişmiş. Küçüklüğünden beri steteskopla gezerdin boynunda bizi dinleye dinleye. Kendini istedin tıp. Öyle mi? Öyle. Teleskopla oynarmış şunları. Ne yapıyorsun? Hani nerede? Bana. Niye bir tane bile fotoğrafı yok o dediklerin? Ver şunları. Yalan borcu mu var benim sana? Ver. Ya ben niye görmüyorum o zaman? Başka bir şey görüyorum ben burada bak. Babamla fotoğrafın. Babamla tek başıma kadifeyle. Niye seninle bir tane bile fotoğrafım yok anne? Ha? Niye hep başkalarının kucağında büyüyorum ben? Niye bir kere bile sarılıp da şöyle kızım diye başımı okşayamıyorsun ha? Saçmaladın iyice. İstediğin oldu zaten. Merak etme. Ne kim oldu önemli değil artık. Ben yapamadım ama. O beni terk etti çünkü. Canım yanıyor anne. Kalbim sıkışıyor. Vazgeçtim ben istemiyorum aşık falan olmak. Bir şey yap gitsin hadi. Anne. Sarılsana bana. Geçecek desene. Ha? Anneciğim. Hülkü, ben geldim. Çiçek. Kızım ne oldu? Ben ne yaptım ona baba? Niye sevmiyor beni annem? Çiçek. Sevmez olur mu? Seviyor. Şimdi o nereden çıktı ki? Sevmiyor. Kendine göre seviyor sadece. Yani elinden bu kadar geliyor. Bazen öyle bakıyor ki bana. Büyük bir günah işlemişim gibi geliyor. Tek bir yalanın üstüne hayat kurmuş insanlar tanıdım ben. Ömrü boyunca aynı günü baştan yaşamış insanlar gördüm. Yemin ettim onlardan biri olmamak için.
Oysa şimdi elimde bitmiş bir aşkın külleri. Yeni anlıyorum. Büyümek biraz da ziyan olmak demekmiş. Ne bu ne? Düğün günü geldi. Sevil senin en yakın arkadaşın. Gerek yok, anlatırım ben onu, anlar o beni. Eğer gelirsen hiçbir şeyine karışmayacağım. İstediğin elbiseyi seç sen. Ben karışmayacağım. İstediğin makyajı yap. Nasıl hazırlanıyorsan öyle hazırlan yani. Hatta sana şeyi bile sormayacağım. Yok kime aşıksın? Söz veriyorum sana, hiçbir şey sormayacağım. Yeter ki sen böyle, yani ben seni böyle görünce... Gerek yok anne, büyüdüm ben. Artık susarak konuşabiliriz. Keşke bir şey dolasaydık boynuna. Üşüteceksin öyle. Kırmızı flörünü taksaydın keşke. Takamadım. Niye? Sevdiğim adamda kaldı çünkü. Ne olur sanki söylesen kim söz oldu? Söz verdin. Tamam sustum. Çiçek. Sevil benim en yakın arkadaşım. Bu şehrin de en deli insanı olur ayrıca. Nezih'cim şimdiden çok geçmiş olsun. ben küçük bir şey hazırladım onun için. Yani tabii ikisi için de. Onu okumak istiyorum izin verirseniz.
İlk defa çıkıyorum da sahneye, kusura bakmayın. Tamam. Pardon, çok özür dilerim. Ben bunu okumayacağım o zaman. Ben şarkı okuyayım size. Olur mu? Vazgeçtim gözlerinden, vazgeçtim sözlerinden, bir ah de yeter. Doğan. Ne yapıyorsun burada? Söyleyebildin mi? Hasan amcanın kafasına başkasının beynini takmışlar. Aynen, başka. Yabancıymış adam. Tanımıyorum. Tanımıyorum valla. Yabancıymış adamını almışlar beynini. Hı. Hasan amcaya takmışlar. O Hasan amca beyin yok. Hasan amca aynı Hasan amca. Aynen. Mesela ha, nah öyle. Kahvedekilerin hepsi soruyor, gene aynı Hasan amca. Siktir lan. Al Rıza. Rıza beyni var. Al. Rıza'nın beynini Kudret'e tak. Şimdi Kudret. Aynı Kudret mi olur? Aynen öyle. Aynı olur. Aynı Hasan amca da aynı. Al bana, al bak. Madem Rıza de ona, taktın Rıza. Beynini, bak beynini bana taktın şimdi, ona Rıza, Rıza de bak. De bak. Rıza. Efendim kardeşim. Ya ne artın amına koyayım ya. Babam da artın nereden çıktı şimdi ya?
Harbin alan diliniz. Lan senin dilin. Onun tek... Hadi neyse. Yürü, gidiyoruz. Tabii ya. Satış. Hadi. Sus lan. Şişt Rıza, dükkanı kapat sen de. Hastayım lan sana. Duydun mu? Hastayım. Bugün büfeye geldiğin gün var ya... ve kapıdan içeri girdin... parmakların ucunda böyle süzüle süzüle yanıma geldin. Dudaklarımdan öptün ya beni. Ben var ya... o günden beri... ah lan. Çiçek. Duyuyor musun beni? Sana söylüyorum kızım. Şişt. Kızım sen ağlıyor musun? Sen başkasını mı düşünüyorsun? Hı? Bana bak, suratıma bak. Sen başkasını mı düşünüyorsun benim yanımda? Şişt, bana bak, bana! Ya bir git. Kızım bak, beni katil etme. Bizim sevdamız namusumuzdur, anlıyor musun? Siktir git lan. Siktir git. Okudum sana. Zekalı. Kalk lan. Kalk git kalk. Kalk lan. Kalk lan kalk. Kalk. Kalk gidiyoruz biz. Kalk. Kalk. Dur. Rahat dur, rahat. Sik sen kafanı. Sik. Biliyorum, aç kapıyı! Yok mu yüzüme bakacak diye
cesaretin? Niye geldin o zaman? Hakkın yok geri gelmeye, tamam mı? Doğan! Birinin hayatına dalıp sonra çekip gidemezsin. Öyle bakıp hiç bakmamış gibi yapamazsın. Beni kendine aşık edip sonra bırakamazsın, duydun mu? Doğan! Doğan neredesin? Çiçek. Seni arıyorum. Sen beni nasıl bırakıp gidersin? Çiçek dur! Beni nasıl bırakıp gidersin? Çiçek. Bırak! Aşk birinin eline dolu bir silah verip sizi vuracağı anı beklemekten farksızmış. Ben o silahı Doğan'ın eline o gece verdim. Hey! Nereye gidiyorsun? Bir daha geri almamak üzere. Buldum de. Ne yapıyorsun? Yok ediyorum. Hiçbir şey öğrenemez artık. Hiçbir şey bırakmayacağım çünkü. Arkada git bana kızımı bul hadi. Her yere baktım. Hiçbir yerde yoklar. Telefonu kapalı. Ya polise gidelim. Polis ne yapacak? 18 yaşını geçti. Kabul et artık ne olur. Bitti bitti diyorum. Bitmedi sana. Bitmedi diyorum. Bırak bak, beni. Bak Doğan her şeyi anlatacak ona. Ne olur. İspat edemez. Çekil şuradan. Ne olur bakar mısın bana? Ne olur. Ya bırak. Bak. Ya ne oldu? Tamam. Tükendim artık. Ne olur ya. Beni dinle. Ne olur. Bitti bırak. Diyorum sana. Bitti diyorum ya. Bitti. Bitmedi. Bitmedi. Yıllarımı verdim ben. Bitmedi. Ne yapıyorsun bana? Ha. O zaman biz de yanalım be. Ha. Biz de yanalım o zaman. Biz de yanalım anasını satayım. İlki biz de yanalım. Ne yapıyorsun? Kendine gel, delir mi? Biz de yanalım diyorum be. Biz de yanalım diyorum. Bırak beni. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Öldürün onu. Tamam. Tamam. Ettim tamam. Doğan olmaz. Nasıl verir ama Doğan olmaz. Doğan olmaz. Birbirimizi ne kadar az tanıyoruz farkında mısın? Hı. Seninle ilgili bir sürü şey bilmiyorum. Ne bileyim. Burcun ne mesela? Koç. Ah tamam çok kolay sordum. Daha zor bir şey soracağım. Dur bakayım. Sor. Hiç dayak yedin mi? Yedim. Tabii yedim. Bir gün taksideyim. Herife tartıştık bir şeyden dolayı. Gözümü de kestirdim herif, tamam döveceğim yani. Giriştik birbirimize. Ne oldu bil. 3 saniye sonra 30 kişi oldular. Of. Bir dayak yedim. Of. Ağzım burnum dağıldı. Kötüymüş. Sıra bende. Sor. En utandığın an. Hmm. Ah. İlkokul 4. sınıfa gidiyorum o zaman. Okula gitmeden karda oynamıştım biraz. Sırılsıklam olmuştu her yerim. Derse girince hoca ne yaptı? Ne yaptı? Önlüğümü çıkarıp kalorifere koydu ya. Ya kilotlu çorapla oturdum tam 3 ders. Yok böyle bir şey. Kızardın mı sen? Ay kızar utanmışım ki hala unutamıyorum. Sıra bende. İlk aşkın kim? Hadi ama kaç yaşında adamsın? Tabii ki aşık oldun daha önce. Kimdi? Üniversitedeydi.
Güzel miydi? Çok. Adı ne? Çiçi. Efendim? Anlaşıldı, tamam. Hassas konular. Son bir soru o zaman. Sor. Terk mi etti seni? Ah, tamam. Gel buraya. Ben seni hiç terk etmeyeceğim. Gideceksin. Asla. Asla bırakmayacağım seni. Şimdi ne olacak peki? Sen ne istiyorsun? Seninle İstanbul'a gelmek isterim. Okul? İstanbul yazarım. Zaten hep orada yaşamak istemiştim. Anne baba? Babam anlayacak. Kızacak, üzülecek. Ama anlayacak. Söyleyeceğin hiçbir şey beni senden ayıramaz, tamam mı? Hem önemli değil ki. Ben şimdi seninle buranın şu anın tadını çıkartmak istiyorum sadece. Doğan. Bana kıyafet almayı unutma. Hı. Bir de sigara. Bak ya. Aferin yani Çiçek, iki günde kendine benzetmişsin adamı da. Thank you.
Çiçek. Rica ediyorum senden kızım. Bırak bak, sen benim nerede misin? O annen? Çiçeğimsin sen. Ben senin babanım. Unutma. Ne olur dinler misin beni? Senden rica ediyorum. Bak ne olur rica ediyorum senden. Rica ediyorum. Ne olur. Bırak. Ne olur. Dinle. Bu ne arıyor Doğan'da? Baba bırak, sen bir şey bilmiyorsun. Dur bir. Bu ne arıyor Doğan'da? Anlat, babam da anlasın. Bundan yıllar evvel bir çocuk doğurdum ben. Masal anlatma bana. Dünyanın en güzel kızıydı, en akıllı, en iyi kalpli. Mucize gibi bir şeydi. Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Çiçek koydum adını. Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Hiç öyle mucize falan gibi olmadım ben. Senden bahseden kim? Bu kim? Ablan. Ablam mı? Ablam var benim. Nerede şimdi? 18 yaşındaydı işte. Koydular teşhisi. Kanser. Bir yıl dediler yani. Yaşasa yaşasa bir yıl yaşar dediler. Öldü mü? Tek bir umut vardı yani, tek bir şans. Bir kardeş, öyle dedi doktorlar. Kardeşinin iyiliği kurtarabilir dediler kızınızı. Ağlaya ağlaya sevişir mi insan? Ben seviştim. Gözlerimde yaşlar, dudaklarımda dualar ben. Oh. Öyle seviştim babanla. 9 ay sonra ameliyathanede ben seni doğururken ablan yan odada can çekişiyordu. Yani çok vakti kalmamıştı artık, yazık. Olacak sandım. Olmadı yani, iliğin bir işe yaramadı. Ameliyattan 20 gün sonra kapattı gözlerini. Annesinin çiçeği bir daha da açmadı. Senin suçun değil. Evet ya. Evet, evet, evet. O zaman da böyle demişti baban. Onun suçu değil Ülkü. O da senin evladın Ülkü. Ama ben sana baktığım zaman ne düşünüyorum biliyor musun? Tek bir şey için doğurdum seni. Onu da beceremedin. Bu saatten sonra benim için ölsen ne fayda, yaşasan ne fayda? Yalan söylüyorsun değil mi? Sevdin beni değil mi anne? Ama tek bir şartla.
ben seni ablanın yerine büyüttüm. Ve o sana hediye ettiğim elbiseler. Hepsi ablanın. Mozaik pasta. Onun en sevdiği seramikler. En bayıldığı şey. O film de öyle. E tıp ne? Tıp ne? Ablanın bölümü işte üniversitede. Senin adın bile senin değil. Biz apar topar taşındık işte Ankara'dan buraya. O kadar yıl. Onun yerine büyüttüm ben seni. Ben sana baktım baktım onu hayal ettim. E sen de sesini çıkarmadın. Ben ne dayattıysam kabul ettin. Dualarımı duymuştu yani yukarıdaki anlaşmayı kabul etmiş ama ben nereden bileyim? Meğer onun da bir şartı varmış. Ne şartı? Üniversitedeyken birine aşık olmuştu abla. Biz tabii karşı çıktık dedik çok erken. Ama o delikanlı bizim de gönlümüzü fethetti. Çok iyi bir çocuktu. Çok çok temiz bir kalbi vardı. O kadar seviyordu ki ablanı. Adı Doğan'dı. Anne. Uyan anne. Anne. Çiçek. Sen misin? Evet benim. Özledin beni. Çok özledim anneciğim. O zaman bana iyi bak. Çünkü bu benim son görüşüm. Bizi yok eden acılar var hayatta. Bir de bizi büyüten acılar var. Artık öğrendim. Dünyanın en acımasız yeri
aile ocağıymış. Çiçeği getir. Bir şey söyledim git sana. Git çiçeği getir, kızımı getir. Bunca yıl başkasının yerine yaşamışım ben. Şimdi kendimi bulma vakti. Nereye gidiyorsun? Kızımı aramaya İstanbul'a. Sen nereden biliyorsun İstanbul'da olduğunu? Otobüse binerken görmüşler. Ben de geleceğim. Sensiz gidiyorum. Geri geleceksin değil mi? Senden başka kimsem kalmadı. Ben senin için kendi evladımı harcadım Hülkü. Sırf senin canın yanmasın diye. Terk ediyorsun değil mi beni? Yok. Terk etmeyeceğim seni. Ölene kadar yaşayacağım bu evde. Seninle böyle birbirimize mahkum, yapayalnız. Yaşayacağız bu evde. Sen beni yine beğenmeyeceksin. Bitip kakacaksın. Her şeye izin vereceğim Hükür. Sanma ki seni sevdiğimden. Madem bir günah ortak oldum seninle, cezamı böyle çekeceğim Hükür. Seninle kalarak. İsimli bileklik vereyim mi abla? Ha? Vereyim mi? 6 lira. Vallahi şans getirir ha. Vallahi şans getirmezse gel yüzüme tükür ya. Vallahi. Ha? İyi tamamlar. İyi. Vallahi yaşa. İlk sivit tam senden. Ne yazayım abla? Ha? Abla. Abla. Ha? Ne yazayım? Adın ne? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Abla tamam sana 4 olur ya. Ha? Abla vallahi bak siftahı senden yapacağım ya. Evin halim sen. Vereyim mi abi? Ha? Abime vereyim mi? Yapamadım Çiçek. Bundan yıllar evvel ben senin ablana aşık oldum diyemedim. Görür görmez sevdim onu.
beni. Bir gün birdenbire terk etti beni, diyemedim. Ben o köprüde kaldım Çiçek. Ben oradan hiç gidemedim. Ta ki yıllar sonra bir gün hiç bilmediğim bir şehirden bir iş teklifi gelene dek orada seni bulacakmışım meğer. Bir yanlışı düzeltir meşesini açmış bir çiçek. Çiçek İnce. Şaka gibi değil mi? Avukat sensin, sen bulacaksın işte. Ya ne diyorsun oğlum? 20 yıl olmuş ya, kafayı yiyeceğim neredeyse. Aynı diyorum sana. Saçı, başı, bakışı. Saçındaki toka bile aynı oğlum. Adı aynı lan, adı. Kafayı yiyeceğim, tamam sen. Emailin vardı mı sende? Tamam hadi gönder bekle. Hadi. Ha, benim zalim sevgilim. Yıllar önce ölüp gitmiş. Kollarım dönülse bir daha ifli olmam diye beni terk etmiş. Sense düşmemesi imkansız bir Cemre. Bahar kadar taze. Kapılarımı zorladım durdum günlerce. Kaçtım senden. Direndim. Solmuş bir hayali mi aşığım? Yoksa sana mı? Bilemedim. Yapma Doğan dedim. Geçmişi unutsan aranızda yıllar var. Onları nasıl unutursun? Her şeyi denedim. Seni terk ettim. Ama döndüm. Unutamadım seni. Söyleyecektim. Çiçek bırak. 40 yaşındayım ben Çiçek. Diyecektim. Bir sürü günah var arkamda. Bir sürü hata. Ama senin yanında bambaşka biri oldum. Ben kendimi senle sevdim Çiçek. Sen beni sevdiğin için sevdim. Diyemedim. Ha merhaba Sevim. Aradın mı? Koca yıl aramızda kaybolan bir can, bir ailenin zalim sırrı. Ama öbür tarafta bir sevdaki saplandı kalbime. Çıkaramıyorum usta. Ne dersin? Kavuşur muyuz bir gün? Ben de öyle düşünmüştüm. Hediyeni aldım abla. Bir gün bulur muyuz birbirimizi bilmiyorum ama taşıyorum onu kalbimde. Çiçek. İki aşk. İstanbul'da kaybolmuş. İki aşk.
sonsuzlukta buluşmuş. İstermiş ki hep yaşasın başladığı gibi hayata. Rüzgarıyla bir yelkenliği doğmuştu yanlış zamanda. Sessizlikte bir çığlıktı, hazır değildi günaha. Nefessiz kalmıştı aşksızlıktan. İki aşk İstanbul'da kaybolmuş. İki aşk sonsuzlukta buluşmuş. İstermiş ki hep yaşasın başladığı gibi hayata. Rüzgarıyla bir yelkenli doğmuştu yanlış zamanda. Sessizlikte bir çığlıktı, hazır değildi günaha. Nefessiz kalmıştı aşksızlıktan. İstanbul'da kaybolmuş. İki aşk sonsuzlukta buluşmuş. İki aşk İstanbul'da kaybolmuş. Thank you.